Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hayırlı akşamlar efendim. Hepinizi gönül dolusu muhabbetlerimle, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Ee, bir akşamınızı da bizimle paylaştığınız için size müteşekkirim. Umarım vakit ayırdığınıza değen şeyleri dile getirmeye çalışıyorumdur ve siz değerli izleyenlerin ve sevgili öğrencilerimizin dağarcıklarına bir nebze de olsa bilgi koymaya, bilgi yerleştirmeye gayret ediyoruz ve buna vesile oluyoruzdur. Ümit ederim. İki hafta üzerinde durduğum İslami ilimler ve hadis konusu bugün biraz daha sizi teknik bakımından yoracağını düşündüğüm bir muhtevayı, bir içeriği sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu yorucu içerik ve muhtevanın siz değerli izleyenler tarafından kolay anlaşılmasını sağlamak, sizin için sıkıcı ve yorucu hale gelmemesi için e, inşallah yine yazıyla, tahtayı kullanarak, şemalarla konuyu arz etmeye çalışacağım. Bugün üçüncüsünü yapacağımız İslami ilimlerin içinde hadisin konumlandırılması, hadis ilminin yeri, konumu, pozisyonuna ilişkin sunumum, arz edeceğim konuşmam. Tabiatı gereğiyle bir usul, metodoloji merkezli bir problem bir konu olduğu için ağırlıklı bir biçimde kavramlardan bunların hangi ilkelere dönüştüğünden buradan nasıl bir usul ve yöntem çıkabileceğinden söz ediyoruz ve bunların e, dinleyenler için yorucu e, efendim aynı zamanda sürekli dikkat gerektiren hususlar olduğunun farkındayım. Tabi bu derslerimiz ve sohbetlerimiz inşallah kalıcı olacağından bugün şu anda beni dinleyenlerle birlikte farklı zamanlarda farklı vesilelerle belki de çok daha farklı dinleyicileri olacağından bütün bunları da göz önüne alarak, dikkate alarak konunun anlaşılır olmasına azami gayret sarf ettiğimi fark ediyorsunuzdur. İslami ilimlerin en baştan tefsir ve hadisle başladığı halde bu iki ilmin giderek diğer ulumi İslamiyenin geri planında kalmalarına ilişkin tespitlerim bu geri kalmışlığın farkına varmış ve hadis ilmini yeniden konumlandırmayı hedeflemiş ve bunu bir projeye dönüştürmüş olan İmam Buhari Rahimeullah'ın El Cami adlı eserinden ve onunla neyi gerçekleştirmeye çalıştığından söz ettim. Ve altını çizerek Ulumi İslamiye'de birliğin, tevhidin, ümmetin birlik ve tevhidine de yansıyacağından söz etmeye çalıştım. Bütün bunları söylerken aslında ulumu İslamiye olarak saydığımız tefsir, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf gibi ilimleri tek bir ilime indirgemek gibi bir iddiada bulunduğum sakın anlaşılmasın. Böyle bir iddiada bulunmak doğru olmayacağı gibi böyle bir şeyi savunabilmek de imkansızdır. O halde bugüne kadar yapmış olduğum konuşmalardan hareketle tam olarak ne söylemeye çalıştığımın üzerinde birkaç cümleyle durduktan sonra bugünkü konuya geçmek istiyorum. Söylemeye çalıştığım husus bugünkü sohbetimde de üzerinde duracağım gibi İslami ilimleri kendi kulvarlarında kendi gitlerini geliştirmek üzere kendi kulvarlarını kullanırken öyle bir ortak yöntem, öyle bir ortak metodoloji ki ben buna epistemoloji diyorum. Kullanmalıyız ki bunu başarmalıyız ki böyle bir yöntem ve usulü keşfedip bunu ortaya koymalıyız ki ulumu İslamiyenin tüm kendi kulvarlarında ulaştıkları sonuç birbirleriyle uyumlu ve aynı hedefi, aynı vuslatı, aynı amacı gerçekleştirmiş olsun. Şairin dediği gibi ibare tunashatta ve husnuk vahid. Hepimiz farklı sözlerle seni dile getiriyoruz ama dile getirdiğimiz şey sadece senin güzelliğin. Tıpkı bu beyitte olduğu gibi tefsir, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf, farklı farklı uğraşılar ve alanlar olarak hepsi aynı Hazreti Peygamber'in güzelliğini, aynı Hazreti Peygamber tasavvurunu ortaya koymalılar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Öyle bir yöntem kullanmalıyız ki kullandığımız bu yöntem mi tefsirci bir yere geldiğinde bu benim son noktam dediğinde, bu benim vuslatımdır dediğinde hadisçi de oraya varsın, kelam oraya varsın, tasavvuf oraya varsın. Yerinde de üzerinde durup işaret etmeye çalışacağım gibi birbirinden bağımsızlaşmış bu ilim alanlarının yine birbirinden bağımsızlaşmış geliştirdikleri usul metodoloji aynı güzelliği seslendirememektedir. Aynı sünni geleneğe ait olmalarına rağmen, kendilerini ehl sünnet ve sünni gelenek olarak tanımlamalarına rağmen, kelamcının söylediği ile fukahanın söylediği arasında çok ciddi çelişkilerin ve problemlerin olduğunu görmek mümkündür. Kelam, kendi usulü dini üzerinden, Allah'ın tenzihi ve takdisi bağlamında yaratmanın bir gayesinin, bir illetinin olamayacağını, böyle bir gaye, illet ve hikmet tayininin Cenab-ı Hakk'ın hür irade ve kudretiyle çelişeceğini ve bunun böyle olmayacağını, bunun için de Allahu Teala'nın alemi her an yok edip yeniden sıfırdan var ettiğini söyleyen eş'ari geleneğin aynı kullarda olduğunu söyleyen fukaha fıkhın usulünü illete ve hikmete bağlamıştır. Bundan söz ediyorum. bu söylemlerin bu söylemlerin birbirleriyle olan uyumsuzluğundan bahsediyorum. Bu itibarla bizim ulumu İslamiyenin bütününün anlaşılmasına yönelik bütününden anlaşılacak olan anlamın tutarlılığından, çelişkisizliğinden ve ihtilafından kurtulacağı bir yöntem ve metodolojiden söz ediyorum. Bunun imkanını konuşmaya çalışıyorum ve bugün bunu yine hadis üzerinden ve hadisin ana malzemesi olan rivayet üzerinden ele almaya çalışacağım. Bu itibarla ben tefsir diye bir ilim, fıkıh diye bir ilim, kelam diye bir ilim, tasavvuf diye bir ilime gerek yok. Bunları kaldıralım. Yani bunlara gerek yok şeklinde bir ifadede bulunamayacağım gibi bunu ima bile etmek aklımın ucundan geçmez. Çünkü bu ilimler her zaman var olacaktır. Ama tekrar ediyorum bu ilimlerin farklı kulvarlarının olması farklı sonuçlara ulaşmamıza neden olmamalıdır. farklı sonuçlara ulaşmamızı engelleyecek olansa ortak yöntem, ortak metodoloji ve epistemolojidir. Şimdi tam da buradan hareketle en son konuşmamızda hadis usulünün ve hadis ilminin bu sözünü etmeye çalıştığım ortak yöntem ve metodolojinin merkezinde yer alması gerektiğini, yeniden oluşturulacak ulumu İslamiye usulünün, usulü ulumil İslamiye diye Arapçasını söyleyeyim, dini ilimlerin ortak usulü metodolojisi hadis merkezli olsun, hadis ilmi bunun merkezinde olsun derken bununla kastettiğim şey rivayettir. Bugün hadis ilmi ve rivayet üzerinden bu mevzuyu ele almaya çalışacağım. Hadis ilmi ve rivayet çerçevesinde böyle bir şeyin imkanından, hadis ilminin böyle bir yeni usulün zemininde yer almasının imkan ve sınırlarından inşallah bahsedeceğim. Tabi umarım sabrınızı zorlamam ve sizi gereğinden fazla yormam diye umut ediyorum. O zaman başlığımızı müsaadenizle koyacağım. Hadis ilmi ve tabii ki rivayet. Evet. Madem ki ortak metodolojinin zemini rivayet olmak zorundadır diye bir başlık koydum. Ve rivayeti merkeze alan, rivayet problemlerini çözümleyen bir usul yöntem geliştirmediğimiz sürece İslami ilimlerin birlikte kullanabilecekleri bir usulün mümkün olmadığı kanaatindeyim. Bunu ifade etmek istiyorum. O halde rivayetin doğasını, tabiatını mahiyetini konuşmamız lazım. Rivayetin doğası nedir? Mahiyeti nedir? Bunu belirlemek zorundayız. Bizim geleneğimize ait klasik kaynaklarımızı okuduğumuzda bundan büyük ölçüde felsefi kaynaklarımızı paranteze alırsak geleneğimizde Ulumu İslamiyenin ortak söylemi din nakildir. Din nakildir. Bunun üzerinde önümüzdeki inşallah sohbetlerimizde daha genişçe durmayı düşünüyorum. Din eşittir nakildir. Nakil de rivayettir. Hani o çok meşhur olan nakil akıl çatışması ki bunları ileride inşallah farklı yönleriyle el almayı ve üzerinde durmayı düşünüyorum. Bugün bu naklin din nakilden ibarettir. Temel önermenin rivayete tekabül eden boyutu üzerinde durmak istiyorum. Çünkü nakil demek nakletmek yani rivayet demektir. Tabi geleneğimizdeki nakil kavramını rivayete indirgediğim düşünülmesin. Bunun üzerinde ayrıca duracağım. Nakli bütünüyle rivayete indirgemiyorum. Ama nakil aynı zamanda rivayet demektir ve rivayet nakil dediğimiz kavramın önemli bir bölümünü oluşturduğu için bugün sadece rivayet üzerinde durmaya çalışacağım. Tam, tam olarak müsaadenizle rivayet meselesini iki unsurdan oluşmuş olarak ele almaya çalışacağım. Ve rivayetin bu iki unsurundan birinci önemli bölümünü isnat oluşturacak. Diğerini de metin oluşturacak. Biz rivayet dediğimizde bundan isnat ve metni kastediyoruz. Tabi bu arada aklıma geldi az önce giriş konuşmamda mukaddimede söylemeyi düşünüyordum unuttum beni hoş görün lütfen. Kimi izleyicilerimiz şu anda izleyenlerin de aklından geçebilir ya da özellikle sosyal medyada yoğun bir biçimde konuşulan bana da sınıflarda öğrencilerimizin sıklıkla bu tür hususları dile getirerek sual halinde, soru halinde sordukları rivayete olan güvensizlik. Hocam, zaten insanlar bu rivayetten bıkmış. Bu rivayetlerin başımıza açtığı problemler haddinden fazla. Çoğu insan hadislere rivayet olduğu için zaten inanmıyor, güvenmiyor. Ben rivayete inanmıyorum. Rivayeti kabul etmiyorum. Ben sadece Kur'an'a bakarım. Sadece Kur'an'a inanırım şeklinde söylemlerin olduğunu da görüyoruz. Bu konuşmalarımın sonucunda bu tür söylemlerin ve iddiaların ne kadar sıradan, ne kadar ilmi kıymet ve değerden yoksun olduğunu inşallah göstermeye çalışacağım. Çünkü rivayet olmaksızın beşeri tecrübeden söz edemeyiz. İnsanlık tarihi ve insanlık tecrübesi rivayet üzerinden aktarılır. Bu sadece Hazreti Peygamberle ilgili değil. Diğer peygamberler, dünyanın diğer liderleri, filozoflar, bunların eserleri, sözleri, aklınıza gelen her ne varsa bunlar rivayet üzerinden aktarılmıştır. Rivayeti reddediyorum diyen birisinin kendisiyle çelişmeden ben Kur'an'ı kabul ediyorum, Kur'an'ı sadece dikkate alıyorum diyemez. Çünkü Kur'an da bize rivayetler üzerinden geliyor. Dolayısıyla rivayeti reddetmek demek aslında her şeyi reddetmek demektir. Bu itibarla rivayetin reddinden bahseden bir kimseyi ciddiye alabilmemiz için ne dediğinin farkında olması lazım. Ve ben çoğu bu tür söylemleri dile getirenlerin de bu konuda yeterli oldukları ve yetkin oldukları kanaatinde değilim. Bu itibarla rivayet vazgeçilmezdir. Az sonra ilkeler olarak da bunu ifade etmeye çalışacağım. Dolayısıyla din nakildir. Rivayet asıldır ve esastır ve rivayetlerden e, bağımsız, rivayetleri dikkate almayan herhangi bir dini söylemden dini ilimden söz edemeyiz. O halde madem ki bu kadar merkezi bir konumda olan rivayetin doğasını ve mahiyetini biraz konuşmamız gerekiyor. Şimdi metin dediğimiz şey değerli izleyenler, Hazreti Peygamber'in mübarek sözleri. Hazreti Peygamber'in aleyhisselam sözleri. Metin dediğimiz bu. İşte bu metni bize Hazreti Peygamber'den sahabe dediğimiz ve S harfiyle gösterdiğimiz kişiler naklediyor. Sahabeden onun mübarek sözlerini alan neslin adı tabiindir. T ile gösteriyoruz. Onlardan sonra bu sözleri alanlar tebe-i tabiindir. Bir büyük bir küçük T ile gösteriyoruz. Sonrakilerin adı da ravidir. Bunlar da daha sonraki kuşaklarda raviler efendim pardon bunu biraz büyük yapmak istiyorum. Bu da muhaddis. Muhaddisimiz de ravilerden kendisine ulaşan rivayetleri bir eserde toplayan kişi. Eser Hadis eseri. Böyle bir tablomuz var. Şimdi bu tablonun üzerinden rivayetin doğasını, mahiyetini e, bir analiz ederek ortaya koymalıyız. Ve doğasını analiz ettiğimiz bu rivayetin ifade etmeye çalıştığım ulumi İslamiye'nin ortak metodolojisinin zemininde nasıl yer alacağını ve alması gerektiğini e, müsaadenizle arz etmeye çalışayım. Değerli izleyenler Hazreti Peygamber'den itibaren bunun sözlerin mübarek sözlerinin aktarılmasına isnat diyoruz. Bu çizgi tamamen böylece bir isnattır. Yani sözün aktarılmasıdır, nakledilmesidir. Tırnak içinde Allah Resulü'nün söylediği sözlere de metin diyoruz. Şimdi tam da burada bizim rivayetin doğasına ilişkin bazı temel tespitleri yapmamız gerekiyor. Bir muhaddis, bir muhaddis Hazreti Peygambere kadar rivayetin izini sürüyor ve bu her bir tabakadaki ravilerden rivayeti nakletmek suretiyle sözü Allah Resulüne dayandırıyor. İşte bu isnat isnat sözün Hazreti Peygambere ait oluşunu aidiyet sorununu çözmeye yöneliktir. Dolayısıyla bir muhaddisin amacı mümkünse bu isnat tariklerini bunların her birerlerine aynı zamanda tarik diyoruz. Tarik diyoruz. İsnat tarik. Bunu mümkün olduğunca pek çok fazla tarikten elde etmeye çalışıyor ki bir rivayetin ne kadar çok tariki varsa o kadar güvenilir oluyor. İşte bu itibarla rivayet dediğimizde onun doğasının temelinde isnat dediğimiz tarik vardır. Yani bir rivayet muhaddisten onun eserinden Hazreti Peygamber'e kadar raviler zinciriyle ulaşır ve bu raviler zincirinin adına da tarik diyoruz. Değerli izleyenler Tarik itibariyle rivayetimiz iki kısma ayrılır. Bunu eserin içine yazıyorum. Çünkü buraya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Çünkü bize intikal eden hangi muhaddisin eseri olursa olsun bu eserlerde yer alan rivayetlerin tamamı haberi vahittir. Diğer bir adıyla da ahat haberdir. Tabi burada birazdan detayların üzerinde duracağız. Haberi vahit dediğimizde bu haberi vahitten vahit ve ahat sözcükleri geçiyor diye bunu birle ilişkilendirmeyelim. Her tabakada ravisi bir tane olan rivayetimize garip ve fert diyoruz. Garip fert. Tek ravisi var. Her tabakada iki ravisi olduğunda buna aziz tarik diyoruz. Aziz rivayet. Her tabakada 3 ve daha fazla olduğunda burada meşhur diyoruz. Rivayetimiz ister bir tarikten gelen fert ve garip olsun, ister iki tarikten gelen aziz olsun, ister üç ve daha fazla tarikten gelen meşhur rivayet olsun. Bunların hepsinin genel adı haberi vahittir ve bize ulaşan hadis kaynaklarımızın tamamının bize getirdiği rivayetler bütünüyle ahat ve haberi vahittirler. Peki hocam bir rivayetin haberi vahit olmasından hadis kaynaklarımızdaki rivayetlerin ister fert garip ister aziz ister meşhur olsun bunların tamamının haberi vahit olmasından biz ne anlamalıyız? Burası çok önemli. Üzerinde biraz fazla durursam beni hoş görün lütfen. Bundan şunu anlamalıyız. Bu rivayetlerin bilgi değeri bilgi değeri zannidir. Yani bu rivayetler bize zanni bilgi verir. Zanni bilgi demek değerli izleyenler zanni bilgi demek zanni bilgi demek Doğruluğu bilgi değeri, doğruluğu güvenilirliği yüzde 99 ile yüzde bir arası demektir. Yani bazen yüzde bir, bazen yüzde 98, 99 olsa bile verdiği bilgi zannidir. Zanni bilgi demekse yanlışlanabilir, reddedilebilir demektir. Yani verdiği bilgi değeri itibariyle zannidir. Zanni bilgi ise yanlış olmaya ve reddedilmeye her zaman açıktır. Şimdi bu bizim için bir rivayetin tabiatını ve doğasını tespit açısından son derece önemlidir. Ve bir kez daha altını ısrarla çizmek istiyorum. Bize kadar ulaşmış olan ne kadar rivayet varsa, hadis kaynaklarımız varsa, bunların bize intikal ettirmiş olduğu bütün rivayetler haber-i vahittir, ahattır ve verdikleri bilgi değeri zannidir. Şimdi bunun altını iyice çiziyorum. Zira birazdan bu konunun e, ne kadar önemli bir husus olduğunu özellikle el aldığımız konu bakımından ne kadar mühim olduğunu birlikte görmeye çalışacağız. Yine rivayetimizin tarik sayısı itibariyle bir başka bölümü daha vardır ki buna da mütevatir rivayet diyoruz. Mütevatir rivayet. Değerli izleyenler, mütevatir rivayet, mütevatir rivayet, hadis usulü ve hadis ıstılahı açısından müsaadenizle biraz daha fazlaca üzerinde duracağım ve haberi vahitte ilişkilendireceğim bir husus olacak. Mütevatir dediğimizde mütevatir bir rivayetin <laughs> çok özür dilerim mütevatir bir rivayetin bilgi değeri bilgi değeri kat'idir. Kat'idir. Yani yüzde yüzdür. Bir rivayet mütevatir olduğunda verdiği bilgi değeri kat'idir. Yüzde yüzdür yüzde yüzdür ve katidir demenin diğer bir anlamını farklı bir renkle yazalım. Bunun anlamı reddedilemezdir. Yanlışlanamaz. Mütevatir bir rivayet ne reddedilebilir ne de yanlışlanabilir. Dolayısıyla rivayetin doğası ve tabiatı dediğimizde bu rivayetin Doğasında onun bir de mütevatir olma yönü vardır ki bu mütevatir olduğunda rivayetin verdiği bilgi yüzde yüzdür, reddedilemez ve yanlışlanamazdır. Şimdi bu durumda rivayetimizin mütevatir oluşunun iki önemli özelliğinin altını çizmemiz gerekiyor. Birincisi lafzî mütevatirdir, diğeri manevî mütevatir. Yalnız bu manevi mütevatiri ben sınıflarda da söylüyorum siz de beni hoş görün lütfen. Bunun halk dilinde ve gündelik dilde kullandığımız maneviyatla bir alakası yok. Manevi anlam demektir. Anlam itibariyle mütevatir. Lafzı, lafzı mütevatir, anlam itibariyle mütevatir. Aralarındaki farka değineceğim. Böylece rivayet olduğu halde mütevatir olan ve verdiği bilgi değeri kesin ve yüzde yüz olan rivayetimiz de söz konusu. Bunların neler olduğu üzerinde duracağız. Şimdi az önce söylemeye çalıştım ki hatta altını çizdim ki buraya yazıyorum. Tüm hadis kaynaklarındaki hadis kaynaklarındaki Rivayetler, biraz rivayetler ahattır. Bu şu anlama geliyor, hadis kaynaklarımızın içinde bir tane bile mütevatir rivayetimiz yok. Ama hangi manada mütevatir rivayetimiz yok, bunu kırmızıyla işaretletelim lafsi mütevatir anlamında bu kaynaklarımızda burada bir tane bile rivayetimiz yoktur. Çünkü değerli izleyenler ilk dört asır itibariyle söylüyorum hadis geleneğimizde hadis ilmiyle meşgul olan hiçbir muhaddisin kelamında, usulünde, dilinde, elinde, mütevatir diye bir kavram söz konusu olmamıştır. Mütevatir kavramı ilk dört asırda kelamcıların kavramıdır. Kelam ilmiyle meşgul olanların kavramı. Çünkü kesin bilgiyle kelamcılar uğraşır. Hadisçiler değil. Hadisçilerimiz ellerinde, şimdi az sonra resmedeceğim, ellerinde lafzi olarak mütevatir rivayetin bulunmadığının farkındalar. Dolayısıyla da mütevatir diye bir kavramı zaten hem hiç kullanmamışlar hem de dönüp bakmamışlar bile çünkü ellerindeki malzeme böyle değil. Peki o zaman biraz şu lafzi mütevatir ile manevi mütevatirin ne olduğunu biraz açalım. Şimdi değerli izleyenler sınıfta da bu konuları anlattığımda bu örneği veriyorum çünkü e, konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olduğunu görüyorum. Örneğin Fatiha suresi Kur'an'dan örnek veriyorum. Fatiha suresi. Bugün İslam dünyasının neresine giderseniz gidin aynı Fatiha suresini tabi sadece Fatiha suresi değil diğer surelerde dinleriz. Onun için yaşlı hacı hacca gidip geldiklerinde diyorlar ki e vallahi normal konuştuklarından bir şey anlamıyoruz ama namazda aynen bizim gibi okuyorlar diyormuş. Hani evet işte bu lafzı mütevatir bu. Nereye gidersek gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. ila ahir sure. Okuyoruz. İşte buna lafsi mütevatir diyoruz. Lafızda hiçbir değişikliğin olmaması. Örneğin şöyle okuyorum. Şimdi. Elhamdülillahi Rabbil Müslümin. El Kerim. Allah Allah. Bu nasıl bir fatihadır? Niye? Lafızlar değişti. Aslında yine Olumlu şeyler söyledim, olumsuz bir şey yok. Söylediğim şeyler güzeldi ama Fatiha değildi. Neden? Çünkü lafız değişti. İşte değerli izleyenler bir rivayetin lafzı mütevatir olması lafzın lafzın tüm rivayet tariklerinde değişmemesi demektir. Böyle bir böyle bir rivayetimiz yok. Hiç yok yani. Benim izleyenler hemen şöyle diyebilirler. Çünkü sınıfta da böyle söylüyorlar. Hocam Menkezebe Aleyye'nin mütevatir olduğu söyleniyor. Hayır efendim. E çok tariki varmış doğrudur. Erken dönem kaynaklarda 50-60 tarikinin olduğu daha sonra bunun 90'lara yüzlere kadar çıkarıldığını görüyoruz. Birazdan şimdi mütevatirin daha henüz tanımını yapmadık. Tanımlayacağım göreceğiz. Rivayetin mütevatir olabilmesi için tarikinin çok olması yetmez. Bunu bütün muhaddislerimiz söylüyor. Hiçbir rivayetin mütevatir olduğunu iddia etmeyen tüm muhaddislerimiz bunu söylüyor. Birazdan üzerinde duracağım. Dolayısıyla sınıfta da söylüyorum, burada da söylemiş olayım. Men kezebe aleyye mütamiden e, ilahiyatçı olmayan izleyicilerimiz beni hoş görsünler. Allah Resulü kendisinin söylemediği bir sözün kendisine isnat edilmesine kızdığı ve bundan men ettiği bir rivayet bu. Benim söylemediğim bir sözü bana isnat etmeyin cehenneme gidersiniz diye tehdit ettiği bir rivayet bu. Bu rivayetin doğrudur. Çok farklı versiyonları var ama bu rivayetin e, yüz versiyonundan lafızları birebir Fatiha-i Şerife gibi hiç değişmeyen birebir lafızlarda birebir aynı lafızlarda üç tane rivayet gösteremezsiniz. Yani meşhur versiyonu bile yok. Bu rivayeti Tirmizi farklı yerlerde nakleder süneninde ve rivayetin zayıf olduğunu söyler. Hasan bile değil. Menkeze benim. Tabi. Dolayısıyla şimdi burada lafzi mütevatirden söz ediyorum ama. Maneviye daha gelmedim. Bu itibarla lafzi mütevatir lafzın hiç değişmediği rivayettir. Peki lafzın hiç değişmediği Mütevatir. Manevi mütevatir. Hocam bu mütevatir peki ne oluyor tam olarak? Bunu biraz konuşalım. Değerli izleyenler e, tahtayı biraz yukarı almama lütfen izin verin. Mütevatiri aşağıda tanımlayacağım. Şu boşluğu birazdan farklı değerlendireceğim için oraya bir şey yazmıyorum. Mütevatiri burada bir tanımlamak istiyorum. Evet mütevatir her tabakada her tabakada bu tabakayı hemen göstermeme izin verin lütfen şunların her birerlerine tabaka diyoruz her bir kareye tabaka diyoruz her bir tabakada her bir tabakada ravi sayısı ravi sayısı o kadar çok olacak ki çok olacak ki bunların yalan üzerine yalan üzerine anlaşmaları anlaşmaları aklen imkansız olacak. Aklen imkansız. Demek ki o kadar çok farklı yerlerde hatta bunun diğer bir şartında yazalım mekan bakımından zaman bakımından o kadar farklılıklar olacak ki bu farklılıklar bu rivayeti nakleden insanların bir araya gelip de böyle bir yalan haberi yayma konusunda uzlaşmaları, anlaşmaları aklen imkansız olacak. Ve bu rivayeti nakledenlerin de Müslüman olmaları şart değil. Müslüman, kafir, gayrimüslim, dinli, dinsiz kim olursa olsun fark etmez. Yeter ki bu rivayeti naklediyor olsun. Şimdi böyle koşulda, böyle şekilde bir rivayetimiz hiç yok zaten. Bizim eserlerimizdeki rivayetlerin kahir ekseriyeti garip ve ferttir. Bir miktarı azizdir. Nadiren meşhur, kayna, meşhur rivayetlerimiz var. Eserleri 40 yıldır rivayetle uğraşan bir insan olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla değerli izleyenler bizim elimizde lafzi mütevatir bir rivayetimiz yok. Peki lafzi mütevatir bir rivayetimizin olmayışı diğer rivayetlerin bilgi değerinin de zanni oluşu onları değersiz mi kılar? Asla. Örneğin Az önceki menkezebe rivayetine dönelim. Menkezebe rivayetine dönelim. Allah Resulü'nden ellinin üzerinde sahabi nakletmiş ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisinin söylemediği bir sözü ona kim isnat ederse kendisini cehenneme hazırlasın diye tehdit etmiş. Şimdi bu rivayetlerin başları, sonları, ortaları farklı ifadelerle nakledildiği için lafzen mütevatir diyemiyoruz. Ama işte bu manen mütevatirdir. Yani bu 50, 60, 70 ne kadarsa bu rivayetlerin ortak anlamı ortak anlamı Resulullah kendisine onun söylemediği bir sözün isnadını yasaklıyor. Ortak anlam bu. İşte bu ortak anlam mütevatirdir. Reddedilemez. Resulullah'ın böyle bir men'i inkar edilemez. Ve sınıfta da söylüyorum. İşte bu manevi mütevatir olan rivayetlerimiz kaynaklarda değerli izleyenler bize haberi vahitler olarak nakledilmiştir. Buraya not diye yazıyorum. Not. Manevi mütevatir manevi mütevatir hadis sünnet sünnet kaynaklarımızda kaynaklarımızda haberi vahid olarak yer alır. Örneğin abdestin nasıl alınacağı, Hazreti Peygamber'in abdest alması, namaz kılması. Bunlar reddolunabilir mi? Sünnet, abdest, bakın bunlar manevi mütevatirdir. Niye manevi mütevatirdir? Çünkü bunlarla ilgili rivayetlerin hepsi haberi vahittir. Buhari'de de okusanız kitab-ı salahta, kitab, kitab vudu'da, nerede okursanız okuyun bunların hepsi haberi vahittir. Ama haberi vahit olması onların aktardığı içeriğin, muhtevanın, anlamın manevi mütevatir olmasına mani değildir. Dolayısıyla manevi mütevatir değeri vardır ve reddedilemez. Demek ki bir rivayetin bize haberi vahid olarak gelmiş olması ve onun verdiği bilgi değerinin zanni olması muhtevalarının reddini gerektirmiyor. Bunu daha farklı boyutlarıyla birazdan arz etmeye ve açmaya çalışacağım inşallah müsaadenizle. Şimdi şu boşlukta ee, bu iki hususun birbiriyle ilişkisi yani mütevatir ve haberi vahid konusunun ve rivayetin doğasına ilişkin yapmaya çalıştım. bu analizi e, gösterecek farklı bir hususu daha müsaadenizle hem tahtayı biraz daha karmaşık hale getireceğim hem de e, buraya bu boşluğa önemli bir e, şema çizmeyi düşünüyorum izninizle değerli izleyenler rivayetler muhaddislerin eserlerinde onlara yer verip hadis kaynaklarının oluşması sürecine kadar şöyle büyük bir daireyle bunu resmetmeye çalışıyorum. Böyle bir dairenin içinde bunların her birerlerini tek tek rivayetler gibi düşünün. Bunların hepsi rivayetler olsun. Bunlar on binlerce on binlerce rivayet toplandı. İşte Buhari eserini 600 bin rivayetten seçerek oluşturduğunu söylüyor. On binlerce rivayet. Şimdi bu on binlerce rivayet toplandığında bu on binlerce rivayetin içerisinde değerli izleyenler Allah Resulüne ait olanlar ve olmayanları şöyle bir çizgiyle ayırt edelim. Burası Resulullah'a ait olabilecekler. ait olabilecekler. Bunlar da uydurulmuş olanlar olsun. Uydurulanlar. Yani oranın yüksek olmasını çok dikkate almayın. Oranını ben rastgele oranlıyorum. Bir istatistike dayanmıyor. Oranlama açısından bir iması yok şeklinin. Görsellik bakımından böyle ayırdım bir bölümü Resulullah'a ait olabilecekler bir bölümü de uydurulmuş olanlar. Şimdi bu Resulullah'a ait olabilecekleri ikiye ayırıyoruz rivayetin tabiatı açısından. Resulullah'a ait olabileceklerin değerli izleyenler lafzı anlamı A lafzı B anlamı Bu olabileceklerin kahir ekseriyeti anlamı itibariyle Resulullah'a aittir. Lafızları değil. Çünkü lafızlar ondan ona aktarılmak suretiyle bizim bütün muhaddislerimizin de kabul ettikleri gibi anlamları aktarılmıştır. Lafızlar herkes kendine göre aktarmıştır. Nitekim bugün beni canlı olarak dinleyen herhangi bir izleyicimiz Ahmet Hoca'nın bugün hadisle ilgili, bir dersine katıldım. Onu dinledim. Neler dinledin bize bir anlat dediklerinde sizler de benim anlattıklarımdan aklınızda kalanları yine size ait sözlerle aktaracaksınız ki bu beşeri tabiatın gereğidir, doğaldır ve normaldir. Dolayısıyla biz hadis kaynaklarında Hazreti Peygamber'in sözü olarak okuduklarımızın da aslında anlamı Hazreti Peygambere ait diye okuyoruz. Lafızları birebir bu kelimelerle bu sözcüklerle Resulullah söylemiştir diye okumuyoruz zaten. Çünkü bu çok büyük bir iddia olur. Ha bazı çok kısa sözler, çok vecize, şiirsel sözler nesilden nesile korunmuş, pek değiştirilmemiş olarak Hazreti Peygambere ait birebir neredeyse aittir diye bulunabilir mi? Mümkündür ama bunun çok fazla olduğunu söyleyemeyeceğim. Bunun neden böyle önemli olduğunu belki önümüzdeki hafta konuşmamda bu hususa yapacağım atıf itibariyle daha bir önem kazanacağını düşünüyorum. Ama Hazreti Peygambere ait olanların da kahir ekseriyetinin anlam itibariyle Hazreti Peygambere ait olduğunu ve lafızları itibariyle olmadığının altını çizmek istiyorum. Yine burada bir hususa daha izninizle değinmem gerekiyor. O da Hazreti Peygamber'e ait olabileceklerin içinde sahih olanlar, sahih olanlar yani Hazreti Peygamber'e ait olma efendim e, durumu söz konusu olanlarla bir de zayıf olanlar yani Hazreti Peygamber'e ait oluşu zayıf olanlar söz konusudur. Bizim hadis usulü derslerimizde öğrencilerimize de öğrettiğimiz üzere bir de orta derece hasen ben bunun bir sıhhat kavramı olduğunu düşünmediğim için şimdi de derste sınıfta olmadığım için burada kullanmayacağım izninizle. Ben şahsen naçizane rivayetlerin sahih ve zayıf olarak ikiye ayrıldığı kanaatindeyim. Bunları ileride usul açısından konuları daha derinleştirdiğimde e, üzerinde farklı boyutlarıyla durmaya çalışacağım. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e ait olabilenlerin sahih ve zayıfları var. Bu her ikisi de hem sahih olanları hem zayıf olanları kaynaklarımıza aktarılmış. Bazıları sadece sahih olanları aktarmaya bazıları da hem sahih hem zayıfı birlikte aktarmaya çalışmışlar ve çeşitli kaynaklarımız bu anlamda sadece sahihi topladığını iddia edenlerle sadece zayıf pardon hem sahihi hem zayıfı toplayan kaynaklarımızın olduğunu da görmekteyiz. Peki efendim tam da burada burada biz bu sahih olandan ve keza zayıf olandan ne anlamalıyız? Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Değerli izleyenler toplanan on binlerce rivayetin içerisinden herhangi bir rivayeti tekrar yukarıya gelmek istiyorum. Şu karelerdeki ravilerin araştırılması, incelenmesi sonucunda bir muhaddis bu rivayetten herhangi birisine sahih kanaatini, sahih olduğu kanaatini ishar ederek onu eserine alıp bize naklederse buradaki sahihliğin anlamı buradaki sahihliğin anlamı muhaddisin iştihadıdır muhaddisin iştihadı. Zayıflık da öyle. Zayıf da muhaddisin iştihadıdır. Zayıf kararı da sahih kararı da muhaddisin iştihadıdır. Ne demek muhaddisin iştihadı? Şimdi A bir muhaddisimiz, B bir muhaddisimiz, C bir muhaddisimiz. En sayıda muhaddislerimiz var. Şimdi A muhaddisimiz X rivayetinin incelemiş, sahih olduğuna kanat getirmiş ve bu sahihtir diyor. Sahihtir dediğinde bunun anlamı değerli izleyenler şuraya yazıyorum. Bunun anlamı zannidir. Zanni bilgi veriyor. Bu en yüksek yüzde 99 ile yüzde bir arasındadır. Evet. Peki zanniliğin yüzde bir ile yüzde doksan 99u arasında zayıf nereye tekabül ediyor yüzde 49'a yüzde 49 zayıftır yüzde 51'den sonra sahihlik gelir Demek ki zanni bilgi %99 ile %1 arasındaki hem sahih hem zayıf rivayetlerin karşılığıyken iken sahih dediğimizde %51'den %99'a kadar mütevatir olmadıkça %100 olmuyor. Bir yine zanni olmakla birlikte bilgi değeri vardır. Zayıf olduğunda da %49'dan %1'e kadar bilgi değeri vardır. Fakat burada bu sahihliğin bir iştihad olduğunu aynı X hadisini B muhaddisi zayıf olarak görebildiğini hatta C muhaddisinin aynı X hadisi uydurma bile görebileceğini bunun örnekleri var görebilmekteyiz ve burada rivayet karşımıza muhaddislerin iştihatlarından dolayı göreceli göreceli ve subjektif bir doğa ve tabiata sahip olduğunun resmini bize vermektedir. Buraya kadar anlatmış olduklarımın tamamının bize verdiği resim şudur. Buraya not olarak müsaadenizle yazmak istiyorum. Not. Bir rivayet bir rivayet İster sahih sayılsın ister sahih kabul edilsin edilsin isterse zayıf bu karar iştihadidir bu karar iştihadidir görecelidir ...ve subjektiftir. Ancak mütevatir olduğunda... ...bir rivayet objektif olur. Yani bir rivayet mütevatir olmalı ki... ...objektif olsun. Aksi takdirde... ...subjektiftir. Peki... ...o zaman temel ilkelere yavaş yavaş... ...geçelim. Çünkü... E, ...bu... ...yoğunlukta bir... ...sunumun ve dersin sizi... Fazlasıyla yorduğunun ve yoracağını farkındayım. Temel ilkelerimize geçelim ve temel ilkeler üzerinden asıl söyleyeceğim hususa gelmek istiyorum. Temel ilkeler. Bu söylemeye çalıştığım ortak metodolojinin usulün ön temel ilkeleridir. ön temel ilkeler diye özellikle altın çizerek ifade ediyorum. Çünkü nihai ilkeler değil bunlar. Çünkü nihai ilkelere dönmesi usulün bütünlüğü içinde usul kemale erdiğinde ancak netleşecek. Ön temel ilkeler olarak belirleyeceğimizde o zaman bir, bir, dinde, dini ilimlerde, dini ilimlerde, Rivayet kaçınılmazdır. Yani daha açık söyleyelim, rivayeti dikkate almayan bir dini ilimden söz edemeyiz. Dini ilimde rivayet kaçınılmazdır. İki hadis rivayetleri hadis rivayetleri haberi vahittir. Haberi vahittir. Yani zanni bilgi verir. Evet. Haberi vahittir ve zanni bilgi verir. 3 din din zanni bilgi üzerine inşa edilemez. Eee hocam bu rivayetleri atalım, reddedilme mi geldik? Hayır, asla. İnşa edilemez. İnşa edilemez. O halde o halde rivayetlerin rivayetlerin verdiği zanni bilgi zanni bilgi rivayet dışı buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Rivayet dışı unsurlar ile unsurlar ile takviye edilmelidir. Takviye edilmelidir. Takviye edilmelidir. Ve zanni bilgi veriyor olmasından kaynaklı olan rivayetin tabiatındaki bu zayıflık giderilmelidir. Şimdi dört, dört, mütevatir, mütevatir rivayet kat'idir. Zanni olan, zanni olan kat'i olan ile uyumlu ise uyumlu ise verdiği bilgi bilgi zanni değil kat'i olarak kabul edilebilir. Kabul edilebilir. Burada oldukça önemli bir şey söylemeye çalışıyorum. Eğer başarabiliyorsam bunu kırmızıyla biraz şer etmek istiyorum. Rivayetin zayıf noktası onun verdiği bilginin zanni oluşuydu. Peki elimizde mütevatir bir bilgi kaynağı var. Mütevatir bir bilgi bilgimiz var. Mütevatir bir bilgimiz var. Bu mütevatir bilgi zanni bilgi veren rivayetimiz ile eşdeğerse birbirleriyle o zaman bu zanni olandaki zan gider bilgi mütevatir olur. Buna biz hadis usulünde hadis usulünde ilahiyatçı öğrencilerim hemen fark edeceklerdir. Mütevatir bilginin kat'ili, li zatihi kat'i bilgidir. Li zatihi kat'i bilgi. Li zatihi kat'i bilgiyle uyumlu olan zannî bilgi ise li gayrihi kat'i bilgi olur. Li gayrihi kat'i bilgi. Yani bu kat'i bilginin zannî bilginin zanni oluşunu giderdiğinde giderdiğinde artık o bilgi zanni olmaktan çıkar. Haberi vahit bile olsa kat'i bilgi değerine yükselir. Bunu müsaadenizle biraz açmam gerekiyor. Çünkü son derece önemli bir şey. Ee, ve e, ilahiyatçı olmayan izleyicilerimizin de e, konudan e, yeterince e, faydalanmasını dikkate alarak bu açıklamayı yapmalıyım. Acaba tam olarak lizatihiden ilahiyatçı olmayan bir izleyicimiz ne anlamalıdır? Li gayrihi'den ne anlamalıdır? Şimdi biraz bunların üzerinde durayım. Lizatihi bir şeyin bir şeyin tüm koşul koşullara sahip olması demektir. Şimdi bunu sınıfta da öğrencilerimiz daha rahat anlasın diye bir geometri örneğinden hareket ederek örneklemek istiyorum. Örneğin şu şemamız bir üçgendir. Bu üçgen ABC üçgen lizatihi bir üçgendir. Lizatihi bir üçgendir. Şimdi bu üçgenden herhangi bir kenarı şu kenarını şöyle silelim. Artık bu bir üçgen değil. Neden? Üçgen olmanın tüm koşullarını taşımadığı için. tüm koşullarını taşımadığı için. Diyelim ki bizim tam da burada elimizde böyle bir açımız var. Böyle bir açımız var. Böyle bir üçgenimizin bir kenarını buraya koyduğumuzu varsayalım. Yani buradan oraya intikal ettirdiğimizi varsayalım ve bunun da bir üçgene dönüştüğünü sayalım. Şimdi bu üçgene nasıl dönüştü? Bu lizatihi üçgenin ona bir kenar vermesiyle, bir desteğiyle. İşte bu desteğe li gayrihi diyoruz. Desteğe li gayrihi diyoruz. Ve böylece e, bu artık açı değil, bunun gibi üçgen haline dönüştüğünü söylüyoruz. Şimdi biraz daha efendim netleştirecek olursak netleştirecek olursak kesin olan bir şey kendisiyle uyumlu olduğunda kendisiyle örtüştüğünde onunla ilişkili olmadan ondan bağımsızken efendim şüpheli olanın şüpheli olmasını izale ederek onun da kesin olmasını sağlar. Yani kendi başına mütevatir kesindir. Kendi başında haber vahit zannidir. Ama haberi vahidin bu zanniliğini mütevatir ile uyumunu gösterdiğimizde, uyumlu olduğunu belirlediğimizde artık haberi vahidin zannilik sorununu çözmüş oluruz. Peki hocam, güzel anlaşıldı ki rivayetlerimizin zayıf olmasını sağlayan zannilik problemini ondan bağımsız, ondan hariç farklı unsurlar üzerinden giderebiliyoruz ve onların da güvenilir bilgi vermesini sağlayabiliyoruz. Peki bu dördüncü maddede mütevatir rivayet zanni haberi vahit ilişkisi üzerinden söylemeye çalıştığınızın tam olarak mümkün olacağı ilkemiz ne? Hangi ilkeden söz ediyoruz? Zaten mütevatir rivayetlerimizin olmadığını söyledik. Peki o zaman haberi vahit rivayetlerimizin doğaları gereği sahip oldukları bu zannilik zaafından onları kurtarabilecek olan temel unsur nedir? Ya da temel ilkelerimiz nedir? Bunları nasıl belirlememiz gerekiyor? Şimdi müsaadenizle bunları yazmak istiyorum. 5A Kur'an. Elimizde lafzen mütevatir olan çok önemli bir yüzde yüz bilgi kaynağımız var. Yani Kur'an bizim için mütevatirdir ve yüzde yüz bir bilgi kaynağıdır. Bunu muhkemat Kur'an'ı için söylüyorum. Muhkemat. Daha önce Kur'an hermeneti derslerimizde ve Kur'an'la ilgili yapmış olduğumuz konuşmalarda özellikle de İslami ilimler anlam sorunu vesaire e, videolarımızda bunların üzerinde durduk. İhtiyaç hisseden izleyicilerimiz oradan bakabilirler. Elimizde Kur'an gibi mütevatir ve yüzde yüz bilgi kaynağı olan muhkemata bağlı olan bir efendim zeminimiz var. Şimdi haberi vahitler bunlara uygun olduğunda zanilik sorunundan kurtulacak oluşuna ilişkin unsurları belirliyorum. B B Manevi mütevatir anlamında manevi mütevatir bunun da yüzde bilgi verdiğini söylemiştik. Ne var? sünnet Hazreti Peygamber'in dini örnekliği Hazreti Peygamber'in dini örnekliği nesilden nesile aktarılmış onun sünneti dini örnekliği bizim açımızdan son derece önemli ve haberi vahitlerin zaafını gidermede başvurabileceğimiz en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ki bunları biz derslerde ehl rivayetlerin rivayetlerin zaafını gidermek için sıhhatlerini tespit etmek için başvurdukları ilkeler olarak anlatıyoruz. Yorulduğunuzu biliyorum. Toparlayacağım. Buradan sonra önümüzdeki inşallah hafta örnek üzerinden bu e, önerdiğim yöntemleri sizinle paylaşmaya çalışacağım. E, Üçüncüsü üçüncüsü akıldır. Akıldır. Şimdi tam da burada müsaadenizle büyük bir parantez açarak söylemek istiyorum. İmam Buhari'nin Rahimehullah'ın muhteşem eserinin muhteşem eseri ve ve projesinin en zayıf yanı bu tab benim naç kanaatim en zayıf yanı akıl akıl bu projede bu eserde net olarak konumlandırılamamış Evet, bunun konumlandırılması lazım. Yani e, İslami ilimlerde rivayetin kaçınılmaz oluşu temel ilkesinin akıl dediğimiz son derece önemli bir bilgi kaynağı olan yetimizin burada konumlandırılmasının yeniden gözden geçirilerek geleneğimizdeki bize tevarüs eden konumundan farklı olarak yeniden gözden geçirilerek yeni bir konumlandırma üzerinden akılın haberi vahitlerde karşılaşmış olduğumuz zaafın giderilmesi konusunda son derece bize önemli efendim imkanlar sunacağı kanaatindeyim. Şimdi tabi bu ilkeleri çoğaltmamız çok mümkün. Hatta ileriki inşallah konuşmalarımızda e, bunları örnekler üzerinden de artırarak devam ettirmeyi düşünüyorum. Son bir buraya de E maddeleri eklemek mümkün olduğunu yorulduğunuzu düşünerek e, burada efendim altıncı maddeye geçmek istiyorum. Çünkü onun üzerinde de biraz konuşacağım. Dolayısıyla e, sevgili izleyenler Haberi vahitler olarak hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerin zanni bilgi verme özelliklerini muhaddislerin subjektif iştihatlarının sonucu olarak sahih kabul edilip zayıf kabul edilmelerinden kaynaklı olan problemi çözmede bu unsurların bizim için son derece önemli olacağı kanaatindeyim. Altı haberi vahitlerin haberi vahitlerin sorunlarını çözme çözme mutlaka onların sahi olduklarını ispat etmeyi gerektirmiyor sahi olduklarını kanıtlama çabası değil değildir. Çünkü belki de bu unsurlarla kaynaklarımızda yer alan haberi vahitlerin zanni değil hiçbir bilgi değeri olmadığı da tespit edilerek bu rivayetlerin Hazreti Peygamber'e isnadı reddedilebilecek. Demek ki ortaya koyacağımız usul usul bize bir taraftan bir taraftan haberi vahitlerin doğaları gereği sahip oldukları zaafları giderme imkanı sunabilecekleri gibi diğer taraftan herhangi bir bilgi değerleri olmadığını belirlemek suretiyle de dini görünüm altında zihinleri karıştırmaktan, zihinleri bulandırmaktan da kurtulmak gibi önemli bir sonucu da doğuracağını düşünüyorum. Bu itibarla değerli izleyenler Ulumi İslamiye'nin tevhidiyle kastettiğimin ortak bir metodolojide buluşmaları olduğunu bir kere daha yinelemek istiyorum. Ortak metodolojinin bize ortak bir Hazreti Peygamber tasavvuru sunacağını ifade ediyorum. Birbirinden farklı, birbirinden ayrı sonuçlara değil, aynı menzile, aynı vuslata, aynı hedefe ulaştırmasını mümkün kılacağını ifade ediyorum ve bu ortak metodolojinin oluşturulabilmesi için bunun zemininde rivayetin zorunlu olarak yer alması gerektiğini ve rivayet olmaksızın bir İslam dininden söz edemeyeceğimizi kaçınılmaz olarak rivayetin bu kadar merkezi rolü gereği rivayette ve onun doğa ve tabiatına ilişkin problemleri mutlaka çözmemiz gerektiği çözümüne ilişkin ilkeler ve yöntemler geliştirmek zorunda olduğumuzu, bunun da en başta çağımızın genç hadisçilerine, akademisyenlerine ve tabii ki diğer ulum-i İslamiye ile meşgul olan meslektaşlarımıza, hocalarımıza ve ulemaya düştüğünü ve bu ortak zekanın, kolektif aklın inşallah bir gün bu problemleri aşabilecek yöntem ve usulleri geliştirebileceklerini umut ediyorum. Ve geliştirmenin bizim için kaçınılmaz bir görev olduğunu altını çizmek istiyorum. Ve böylece hadis ilmi bir rivayet ilmi olarak tüm ulumu İslamiye'nin anlaşılmasında ortak olarak kullanılacak usulün merkezinde yer alacak ve böylece bu merkezi konumuyla tefsirin, kelamın, fıkhın, tasavvufun aynı güzelliğe işaret eden, aynı noktayı gösteren, aynı hedefe imada bulunan ve aynı vuslata müntesiplerini götüren ilim dalları olmasını mümkün kılacaktır diye düşünüyorum. Bu itibarla inşallah önümüzdeki e, sohbetimizde bütün bu söylediklerimin e, bir örneği olacak, rivayet üzerinden sizi inşallah daha sıkmadan dinlemenizi mümkün kılacak bir örnek üzerinden konuşmamı sürdüreceğim. Ve o örnek üzerinden de yine bu usulün imkanını ve usulün ilkelerini biraz daha netleştirmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar bu konuyu sürdürebileceğiz. Biraz da siz değerli izleyicilerimizin sabrına da tahammülüne de bağlı gibi görünüyor bu durum. Efendim sabırla beni dinlediğiniz için hepinize gönül dolusu şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.